Evet arkadaşlar, 5 nolu denemedeyiz şimdi. Bu denemedeki ilk sorumuzda doğrusal bir yolda aynı noktadan batıya doğru hareket eden KVL araçlarını görüyoruz. Şimdi hız zaman grafiğinde her iki aracı incelediğimiz zaman iki araçtaki gözlemcilerle bir işlem yapacağız ama önce şunu yapmalıyız. Bu adamların ikisi de artı yön hareket ediyorlar. Yani hani hareket ettikleri yön artı yön olarak belirtilmiş üst bölgede fakat bu yönün batı olarak belirtmiş. Yani bu adamlar aslında bu tarafa doğru gittikleri halde mesela K ve L olarak belirtelim bunları. Adamlar bunları artı yön olarak almış. Ve bu yön şu anda batı yön arkadaşlar. Şimdi K'daki gözlemcinin hızı 3 ve L'deki gözlemcisi arabayla giderken V0'a gidiyor. Şimdi diyor ki X gözlemcisi diyor. Y'nin hareketini nasıl algılar? Şimdi gözlemci X olduğuna göre gözlemci ters çevirmemiz lazım. Eğer gözlemci ters çevirirse o zaman bunun ters çevrilmiş hali sağ tarafa doğru 3V'dir. Y'nin hızıyla da topladığımız zaman sonuç sağa doğru 2V çıkacaktır. Yani doğuya doğru 2V olarak algılamamız lazım. Peki doğuya doğru, doğuya doğru, doğuya doğru hangisi? Şimdi Denizli ve Edirne ilerledik. Sabit hızı mı giden, hızlanarak mı giden, yavaşlayarak mı giden? Onu da şöyle yapabiliriz. Başlangıçta bu işi yaptığımız zaman eksi 3V ile V'yi çıkarttığımız zaman aradaki fark 2V kaldı mı? Peki son durumda eksi 3V ile gene V'yi topladığımız zaman gene 2V kaldı mı? Aradaki fark değişti mi? Hayır, değişmedi. Biz hep farkı 2V olarak buluyoruz. O yüzden de sabit hızı doğuya doğru gidiyor olarak algılamamız lazım. Birinci sorunun cevabı Adana'dır. İkinci soruya geçiyoruz. Şimdi burada bir şırınga görüyorsunuz. Hemen şırıngayı odaklayalım size. Şırınganın ağız kısmını tıkamışız. İçinde de belli miktarda hava var. Ve F kuvvetiyle biz içindeki havayı sıkıştırıyoruz. İtiyoruz bu tarafa doğru. Buna göre bu hava kütlesine ait niceliklerden hangileri değişmez diye söylüyor. Şimdi içerideki havanın kütlesi değişmez. O bir kere kesin. Yani kütle olan şeyi tutabiliriz. İçindeki molekül sayısı da değişmez. İçinde kaç tane hava molekülü varsa bu da değişmez. Ama basıncı, hacmi tabii ki de değişecektir. Sıcaklık da sıkışmadan dolayı değişebilir. O yüzden hangisi kesinlikle değişmez? Burada molekül sayısı ve kütlenin diyebiliriz. Yani ikinci sorunun cevabında Ceyhan olması lazım. Bir sonraki sorudayız. Burada da aslında bu hep uyardığımız şeylerden bir tanesini denemede soru olarak sormuşuz. Delta T'yi biz bulurken yani sıcaklık farkını biz bulurken şunu yaparız biz. Son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkartırız. Fakat hep işlem hatası yapıyoruz. Ona dikkat edin. Sondan ilk çıkarttığımız zaman şöyle yapmaz. 2 eksi eksi 2 demeliyiz. O zaman burada sıcaklık farkının 4 derece olması lazım. Yani 4 derece artmış olması lazım. Eksi 5 ise bu son sıcaklık. Son sıcaklık eksi ilk sıcaklık. O zaman eksi 5 eksi eksi 3'ten bu sıcaklık 8 derece düşmüş olmalı. Son sıcaklık eksi ilk sıcaklıktan burada eksi 6 eksi neden? Eksi 7. Burada sondan 2 çıkartırsak eksi 2 eksi eksi 3 dersek buradan da artı 1 çıkmalı. Yani 1 derece sıcaklığı artmış olmalı. Eksi 1'den eksi 6'yı çıkartırsak eksi 1 eksi eksi 6'dan buradan da sıcaklık 5 derece ne yapmış olması lazım? Artmış olması lazım. Şıkları incelediğimiz zaman tek cevabın doğru olarak da Edirne'de olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Diğerlerini yanlış olarak kullanmışlar. Peki. Sonraki soruya geçelim. Bu soruda 4 nolu soruda özdeş eşit güçteki mıknatısları koymuşlar. Buradaki mesafe diğerlerinden daha fazla tabi. Bu mesafe daha fazla olduğu için serbest bırakıldığı zaman bu mıknatıs bunu itecektir. Tamam. Bu da bunu itecektir. Bu da tamam. Diyelim ki bunların uyguladığı kuvvet F olsun. Fakat aralarındaki mesafe bunların daha az olduğu için bu mıknatısın bunu uyguladığı kuvvet çok daha güçlü olacaktır. Hatta 4 katı güçlü olacaktır. Çünkü aradaki mesafenin yarısı kadar. O zaman bu mıknatıs da bunu ne yapacaktır? 4 katla bu tarafa doğru itecektir. Bu mıknatısın bunu uyguladığı kuvvet çok daha az olacaktır. Hani 3 katından da daha azlık mesela kuzey buradaki güneyi çekecek ama çok zayıf bir kuvvete çekecektir. Bu da bunu çekecektir ama çok çok zayıf bir kuvvete çekecektir. Şimdi bunu incelediğimiz zaman bu kuvvette etki eden net kuvvetlerin K'ya sola doğru, L'ye sola doğru, M'nin de sağa doğru gitmesini zaten hangi, ne soruluyor burada? Hangileri ok yönünde hareket eder? K ve L'dir diyoruz arkadaşlar. Peki. Hemen 5. soruya geçelim. Bu zaten üniversite sınavında da soruldu hatırlarsınız. YGS sınav sorumuzdu bu. Evde kullanılan elektrikle çalışan bir aletin tüketimine ilişkin sayısal birim bizim elektrik faturasına hangisi gelir diye sormuştu ÖSYM'e. Tabii ki cevabın kilowatt saat olan Edirne olması gerekiyor arkadaşlar.
Gene bir yenilebilir enerji ile ilgili sormuş bir sorumuz var. Yenilebilir enerjilerle ilgili bu kaynakların neleri bunun özelliklerindendir diye soruyor. Sürekli var ve tekrarlanabilir olması. Yenilenebilir bu demek zaten. Güneşin her günde olması sürekli var ve tekrarlanabilir. Atmosferdeki doğal olaylar sonucunda oluşur diye söylüyor. Evet, yani doğal olaylar sonucunda da oluşanlar var. Çevreyi kirletmemiz zaten doğa zaten kendisi üretiyor bunu. O yüzden kirletme üzerine değil, tamamen doğal olmasıdır. Dolayısıyla bu üçü de özelliklerindendir deriz. Ve altıncı sorunun cevabına edin ediyoruz arkadaşlar. Yedinci sorudayız. Bir voltmetre, ampermetre nasıl bağlanmalı sorularından bir tanesi. Yine ÖSYM kullandı bu soruyu hatırlayalım. Özdeş lambalarla çalışma yapıyoruz. KLM'nin olduğu yerlere voltmetre ve ampermetre koyacağız. Fakat şöyle yapmış. Elektrik devresinde S1 anahtarını kapattığımızda yalnızca Y lambası ışık veriyor. Yani ben bunu kapattığım halde bu lamba ışık vermiyor. Fakat bu ışık veriyor. O zaman buradan akımın şu üst kısmından geçiyor. Yani bundan geçse zaten yanacaktı. Demek ki üstten geçiyor. Üstten geçiyorsa bu bir ampermetre olmak zorunda. Yani S1 anahtarı kapatıldığında eğer bu anahtar ampermetre ise o zaman bu lambanın iptal olması lazım, çalışmaması lazım. Peki akımın bunun üstünden geçmesi gerekiyor ki Y lambası ışık versin. Çünkü üstten geçirmemiz lazım. Ama buradan Y'nin içinden geçmesi gerekiyor. O zaman M'nin de bir ampermetre olması lazım. Fakat bu birinci olayda böyle. İkinci olayda anahtarı kapattığımız zaman, S2'yi kapattığımız zaman her iki lambada ışık veriyor. Yani bu anahtarı açmıyoruz zaten. Akım buradan gelecek düz bir şekilde ve üste hiç çıkmayacak. O zaman bakın dikkat edin. Her iki lambada ışık veriyor. O zaman bunu kapattığımız halde eğer bu lamba çalışıyorsa demek ki üzerinden akıp kaçırmıyor demektir. Yani burası bir voltmetre demektir. Yani bu bir voltmetre olmalı. K'nın ve M'nin ampermetre olması lazım. Bu sorunun doğru cevabı da arkadaşlar K'nın ampermetre olduğu, L'nin ampermetre olduğu, pardon özür dilerim. L'nin voltmetre olduğu ve M'nin ampermetre olduğu ışık adındır arkadaşlar. Evet. 5 nolu denememiz de sona erdi arkadaşlar. 6 nolu denemede tekrardan görüşmek üzere.